sevgili anneler. Bugün diyetisyen Müge Özgür Çapak'la beraberiz. Ona hamilelikteki yasaklı yiyecekler listesini soracağım. Merhabalar Müge. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Hamilelikte anne adaylarının kesinlikle tüketmemesi gereken besinler neler Müge? Yani şu kesinlikle yasak dediğin besinler var mı? Aslında buna kesindir diyemiyor olsak da belli başlı yiyecekleri biraz daha sınırlayarak tüketmek gerekir. Evet, elbette ki sigara ve alkolü bir yere bıraktıktan sonra çok fazla konserve ürün tüketilmesini istemiyoruz. O anlamda konserve ton balıklarından ya da konservede hazırlanan her türlü yiyecekten uzak durmak gerekir. Balık yiyeceğiz diye konserve ton balığı çünkü bazen pratik olduğu için tercih edebiliyoruz ama özellikle bu teneke konservedekilerden kesinlikle uzak duruyor olmak lazım. Ciğer, demir içeriği çok yüksektir. İşte gebelikte demir ihtiyacımız artar, çok da yiyelim isteriz ama 100 gram kadar ciğer neredeyse bizim bir haftalık A vitamini ihtiyacımızı karşılar. Ve A vitamininin çok yüksek dozda alınması da bebek için onun tolere edemeyeceği miktarlar demektir ve toksik olur. Yani vücudundan onu uzaklaştıramaz. O anlamda ciğer tüketilmesini hiç istemiyoruz. Pişirilmemiş et, tavuk, balık gibi ürünler, fümelenmiş etler, sosis, salam, şarküteri grubundan mutlaka uzak durulmalı. Ama burada ben genelde katıldığım söyleşilerde de hep şunu duyarım. İşte sucuk yemeyecek miyiz, nasıl olacak, pastırmasız geçer miydi bu gebelik? Şu çok önemli. Pişirirsek yiyebiliriz. Sucuğu mutlaka bildiğimiz, güvendiğimiz kasaplardan alabiliriz ama onun dışında marketlerde sosis, salam asla tercih ettiğimizde tükettiğimiz bir şey olmamalı. Kafeini de daha sınırlı almak için kahve tüketimine dikkat etmek lazım. Evet, gebelikte kahve yasak değil ama günde belki bir tane Türk kahvesiyle sınırlamak çok daha iyi olur. Çünkü biz çaydan da kafein alıyoruz. İşte çikolata tüketiyorsak bundan da kafein alıyoruz. Kakaodan da kafein alıyoruz. Gazlı buna dikkat etmek. De var. Evet, buna dikkat etmek oldukça önemli. Artık kolalı gazlı içecekleri gebelik dışında da kimseye önermediğimiz için burada da belki vurgulamak doğru olur ama arada ufak kaçamaklar mutlaka ki gebeliğimizi tehlikeye sokmayacaktır ama alkolden, işte sigaradan, özellikle tütsülenmiş çiğ etlerden mutlaka uzak durmak lazım. İşte sushi gibi balıklar, çiğ balıklardan mutlaka uzak durmak etkili olur ve iyi yıkanmamış sebze ve meyveler. Evet. Çünkü bunlar çok ciddi besin zehirlenmesine yol açıyorlar. Belki de o anlamda hamileyken dışarıda yemek yerken çok böyle çiğ salatalara ya da çiğ sebzelerle hazırlanan yiyeceklere bulaşmamak çok daha da iyi olur. Belli başlı bitki çayları gebelikte tüketilmesini istemeyiz. Aslında izin verilen bir tane bitki çayı vardır. İşte o da biraz rezene, ıhlamur, açık normal siyah çay ama onun dışında yeşil çay, beyaz çay, ada çayı gibi çaylardan ya da bu bağırsakların çalışması için kullandığımız form çaylardan kesinlikle gebelikte uzak durulması gerekir. Yani bunlar bitkisel diye bitki çaylarını rahatça kafamıza göre tüketmememiz gerekiyor. Hayır, kesinlikle. Gebelikte özellikle bitki çaylarını kasılmaları, krampları arttırdığı için hiç önermiyoruz. Evet. Bu tarz şeyleri mutlaka hekimlerine danışarak tüketmelerinde fayda var gebeler. Teşekkürler Müge. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili anneler, Müge'nin anlattığı gibi dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle bitki çaylarına da dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca benim dikkatimi çeken bir diğer nokta da ciğerdi. Ciğeri ben bilmiyordum, burada öğrendim. Çok iyi oldu. Görüşmek üzere, hoşça kalın.